Son dakika 23 YouTube ekranlarından herkese merhaba. Ben Sude Tuncel. Kadının Sesi programı ile birlikte ilimizdeki birbirinden başarılı kadınları artık stüdyomuzda konuk edeceğiz. Bugün de bizlerle birlikte çok kıymetli konuğumuz Necla Bak hanımefendi var. Ben lafı çok uzatmadan sözü ona devretmek istiyorum. Hoş geldiniz Necla Hanım. Hoş bulduk Sude. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun sizler. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sözü size devretmek istiyorum. Kendinizi tanıtmanız için bizlere kendinizi ve işinizi tanıtır mısınız? Necla Bak. Aslen Elazığlıyım ben. Kendi mesleğimde Necla Bak B2 Center Güzellik Merkezi üzerine faaliyette. 2008'de meslekle tanışma bir hikayem var İstanbul'da. Özel bir klinikte. Buradan esinlendim. Buradaki uygulamaları görerek, yapılan işlemleri görerek, detayları görerek bana ilham oldu. Sonrasında da kendimi geliştirmeye odakladım. Hani neler yapabilirim diye. Hani sürecin ilk başladığı serüvende çıraklığın olması gerekiyor, kalfalığın olması gerekiyor, ustalığın olması gerekiyor. Bu süreçler ilerledikten sonrasında da mesleğimi de daha çok sevmeye başladıkça hayal noktasında hedefime ve kendi markamı oluşturabileceğime yöneldim. Ve kendi markam olan Necla Bak B2 Center'ı 2017'de faaliyete açmış oldum. 2017'den beri Elazığ'da bölgede istihdam sağlamaktayım, hizmet vermekteyim. Peki bu hizmetleriniz neyi kapsıyor Necla Hanım? Güzellik merkezine gelen evet. Müşterileriniz, aynı zamanda sizin takipçileriniz ne gibi hizmetlerden yararlanabiliyor? Güzellik merkezimiz ilk açıldığı günden beri bir hedefi vardı. Yenilikler, gelişimler, değişimler, bunları takip etmek, bunlarla birlikte bölgede hani VIP bir işleyişte devam etmek. 7 yılda bundan taviz vermedik. Bu şekilde ilerliyoruz. Tabii ki salonun içerisinde olmazsa olmazlarımızdan, lazer epilasyondan, cilt bakımından yapılan işlemlerde işte güzellik ve sağlık adına olabilecek yönlendirmeler doğrultusunda ve hacamat işlemi, onun dışında cildi açarsak birçok uygulamaya vakıf olarak detaylandırabiliyoruz. Yaz ayı farklı bir uygulama işleyişi, kış ayı mevsime giriyoruz, hazır sezon geliyor. Yeniliklerle birlikte daha farklı şekilde ilerliyor ve hizmet veriyoruz. Anladım. Peki, gerçi bu sadece ilimizde değil fakat ülkemizde de güzellik merkezlerinde yapılan bazı işlemler profesyonel eller tarafından yapılmıyor. Biz de sizi takip ediyoruz. Aynı zamanda izleyicilerimiz için de dikkat çekmek istiyoruz. Necla Hanım tamamen profesyonel kişilerle beraber çalışıyor. Bu konuda eklemek istedikleriniz var mıdır? Yani hangi meslek grubu, hangi iş grubu olursa olsun profesyonel şekilde odaklanmalıyız ve hizmet vermek zorundayız. Bizim de merkezimiz bu şekilde ilerliyor. Çünkü birebir insani noktalarda ilişkiler ve daha sonrasında yapmış olduğun, hizmet vermiş olduğun işlemin detayları ve doğru yönlendirmeleri çok önemli. Bunlarla birlikte de insan güvenini sağlıyorsun. İnsan güvenini de sağladığın zaman markan noktasında bir ehemmiyet sağlamış oluyorsun. Ben de hani buna önem ve ehemmiyet veriyorum. O yüzden ne kadar deneyimli, tecrübeli olursak, doğru şekilde yaklaşırsak daha güçlü oluyor, daha kalıcı oluyorsun. Necla Bak B2 Center'ın da belki en büyük artısı bu. Ve VIP şekilde çalışması, anladım. Hizmet vermesi. Peki kişisel olarak merak ettiğim soruları yöneltmeden önce şunu sormak istiyorum size. Güzellik merkezinizde en çok ilgi gören müşterileriniz tarafından hizmetiniz nedir? Şimdi bir defa güzellik merkezi olunca vazgeçilmezlerden, olmazsa olmazlardan her kadının artık ulaşabildiği lazer epilasyon. Yaygın bir şekilde. Cilt bakımı da öyle keza. Cilde yönelik yenilikler, ürün olsun ya da günceli takip ettiğinde hani farklı uygulamalar, yeni teknikler var mı yok mu? Bunların her biri zaten yapılmakta ve en çok revaçta olanlar da bunlar. Tabii ki değişen, dönüşen dönem içerisinde cilt bakımının farklı bir türevi varsa o da olmak zorunda. Ya da farklı bir uygulamada çok bir ünlüye bir şey yapılmışsa onu da getirmek zorundasın. Yeniliklerle devam etmek zorundasın. Ama hizmetlerimizin içerisine katmış olduğumuz bütün uygulamalar hep talep görmekte. Bu da bizler için bir artı. Tabii ki sıralamaya hiçbirini koyamıyorum. Çünkü hizmet alanında
Cilt bakımı, lazer epilasyon, somon DNA, PRP, hacamat, bunların mikrobleeding, bu işlemlerin her biri zaten rağbet görmekte. Anladım. Aynı zamanda sevgili izleyenlerimize şunu da belirtmek istiyoruz. Her zaman Necla Hanım'ın güzellik merkezine gidip bu hizmetler hakkında da bilgi alabilirsiniz. Ben şimdi sorularıma geçmek istiyorum. Daha doğrusu kişisel olarak merak ettiğim sorulara. Aynı zamanda geçmeden önce Instagram hesabını da takip edebileceğinizin altını çizmek istiyorum. Necla Hanım, bu süreç zorlu bir süreç ve dediğim gibi profesyonel olarak ilerlediğiniz bir süreç. Bu süreçte genç girişimcilerin biraz daha onlara örnek olmak için daha doğrusu. Çünkü vazgeçmekle karşı karşıya kaldıkları çok an oluyor. Sizin işinizde vazgeçmekle karşı karşıya kaldığınız bir an oldu mu? Şimdi meslek noktasında genç ve kadın girişimci olduğunuz zaman ve ilerlemeye yol aldığınız zaman tabii ki zorluklar var. Bu bir mücadele. Tabii ki her zorlukla karşılaştığımız zaman pes etmek diye bir şey yok. Çünkü hedeflerine adım adım ilerliyorsan pes etmeyeceksin. Zorluklarla da hani göğüs gereceksin, güçleneceksin. Bu her mesleki alanda, güzellik sektörü olsun, farklı meslek grubu olsun. Pes etme gibi bir düşüncem hiç olmadı. Çünkü ilk günkü heyecanla ve aşkla halen işimi severek yapıyorum. Ne güzel. Bu çok kıymetli bir şey gerçekten. Yani her işte, her çalışılan her alanda özellikle kadınlar için hiç vazgeçmemeleri gerektiğini ve hayallerine daima bildikleri gibi inandıkları yolda yürümeleri gerektiğini de altını çizmiş olalım. Peki Necla Hanım, kadın girişimciler sizce daha mı başarılı? Şimdi kadın girişimci olduğun zaman üreten ve üretken bir toplum içerisinde yer alıyorsun. Ve kadın girişimci olmanın tabii ki istihdamda yer almış olduğu süreç içerisinde artıları da var. Çünkü ne kadar kendimizi hani bu noktada da bilinçlendirirsek daha bir çıkmış olduğumuz yolda yol almış oluyoruz. Hem KOSGEB olsun, hem girişimcilik olsun, hem girişimcilikle birlikte katkı sağlanacak birçok artılar var. O yüzden kadın girişimci olduğun zaman bence birçok artısı var. Daha bir güçlü kılıyor. Ben de kadın girişimciyim. Genç kadın girişimci olduğun zaman hem banka olsun hem farklı sektörlerde olsun, bulunmuş olduğun bölgede de istihdam sağladığın yerde de yönlendirmeler var. Kayıtlı olduğumuz odaların da bilinçlendirmeleri var. Teşvikleri ve destekleri var. O yüzden kadın girişimci olduğu zaman kişi bence zorluklarla birlikte mücadele ettiğinde güçleniyor ve artılarını da değerlendirmiş oluyor. Anladım. Peki girişimcilik yapmayı düşünen kadınlara, yani ben bu soruyu sormak için çok heyecanla bekliyordum açıkçası. Girişimcilik yapmayı düşünen kadınlara tek bir tavsiyeniz olsaydı ve bu kadınların hepsinin duyacağından emin olsaydınız, bu tavsiyeniz ne olurdu? Öncelikle genç ya da hangi grupta kadın olursa fark etmiyor. Hem cinslerimi bu açıdan her daim destekliyorum. Ve hedefleri, hayalleri doğrultusunda hiç pes etmemeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir amaç, bir hedef, bir çaba varsa çıkmış olduğunuz yolda pes etmeyiniz. Yapamazsınızlar olacak, çevrede negatif düşünceler olacak. Kendinizi biliyorsanız, mesleki noktada kendinizi geliştirdiyseniz, belirli bir imkan ve maddi doğrultuya da sahipseniz, hedefleriniz doğrultusunda da yer alacaksanız, hayalinizden vazgeçmeyiniz. Ben 2017'de de bir cümle kullanmıştım. Hayaliniz ve hedeflerinizi takip edin, yani vazgeçmeyin. Çünkü başarı bu şekilde geliyor. Bunu önerebilirim arkadaşlara ya da kendi mesleğime belki ilham olacaksa, esinlenecek arkadaşlar olacaksa. Kendilerini geliştirsinler, eksikliklerini tamamlasınlar. Bulunmuş oldukları etrafında negatif düşünceler olacak. Yapamazsınızlarla karşılaşacaklar. Ama hayallerini adım adım ilerlesinler. Sonrasında amaca ulaşmış oluyorlar. Bunu söyleyebilirim. Anladım. Teşekkür ediyorum. Şimdi genç girişimci kadınlarımıza ve arkadaşlarımıza küçük bir tavsiye oldu. Ben aynı zamanda şunu çok merak ediyorum. 2008'den beri bu sektörün içerisinde olduğunu söylediniz. 16 yıl önceye gidecek olsaydınız, o zamanki Necla Bak'a ne söylemek isterdiniz? Tabii ki süreç içerisinde 16 yıl öncesinde bulunmuş olduğun konum itibariyle kendini bildiğin, olumlamalarını yaptığın süreç içerisinde hayalini gerçekleştirdiğin Necla yine aynı Necla.
Ama geriye döndüğümde de belki hani kendim için küçük bir not ya da bir parantez olarak açayım. Ben de çıkacağım süreçte olumlamalar, olumsuz düşünceler vardı. Geç kaldım mı sürece? Hayır. Daha erken de hayata geçirebilirdim Necla Bak Beauty Center'ı, kendi markamı. Ama her şeyin de doğru bir zamanının olduğuna inanıyorum. Çünkü aşama aşama geldiğinizde ve kendinizi tanıdığınızda, hissettiğinizde, yapabileceğinize inandığınızda hayaliniz gerçek olmuş oluyor. O yüzden geriye döndüğümde de yine iyi ki Necla Bak'ım. Bugün kendi markamın, kendi iş yerimin, istihdam sağladığım bölgede 7 yıldır hizmet verdiğim güzellik merkezimin iyi ki başındayım. Bunu söylemek gerçekten bir kadın girişimci için çok kıymetli. Eminim ekranlarımızın başındaki izleyenlerimiz de bunu düşünüyordur. Bizim soracağımız sorular bu kadardı. Necla Hanım, eklemek istediğiniz şeyler varsa onları almak isteriz. Meslek ve hedef doğrultusunda en küçükten en yüksek kademeye kadar bütün kadınlar her sektörün içerisinde istihdamda yer almaktan çekinmesin. Çünkü çok güzel teşvikler oluyor, destekler oluyor. Herkes hayalleri doğrultusunda gerçekleştirmek istediklerini gerçekleştirsin. Yorulmasınlar. Tabii ki pes edecekleri noktalar olacak. Yorulacağı ya da kendini yetersiz ve eksik hissedeceği zamanlara denk gelecek. Ama hayallerini gerçekleştirmekten kadın girişimciler çekinmesinler. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Evet, Son Dakika 23 izleyicileri, YouTube kanalımızdaydınız. Necla Hanım bizlerle birlikte stüdyomuzdaydı ve kadın girişimcilerimize, genç kadın girişimcilerimize çok güzel tavsiyelerde bulundu. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.